İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali, taşa benzer. Taş gönülden ne biter, dilinden ahu tüter. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönül yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış, sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, ol hazret tapusunda, Aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Aynı hırs olmuştur nefsine, ol kalmıştır. Kendiye düşman olmuş, yavuz yoldaşa benzer. Aşktır kudret kö körüyü, kaynatır aşıkları. Nice kaptan geçirir, andan gümüşe benzer. Aşık gönlü dölenmez, maşukun bulmayınca. Kararı yok dünyada, pervazı kuşa benzer. Minkir sözünü bilmez, sözü ileri varmaz. Neye teşbih edersen arlanmaz, düşe benzer. Geç Yunus endişeden, ne gerek bu pişeden? Önden ere aşk gerek, andan dervişe benzer. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Edebi ile huzurlarınızdayız. Bugün programımızda Yunus Emre Hazretleri'ni, Türkçe'nin süt dişleri Yunus Emre'yi, bizim Yunus'u konuşacağız. Doktor, öğretim üyesi Ömer Demirbağ hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şerefler Hoş bulduk, verdiniz. teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Hamdolsun hocam, Allah razı olsun. Yunus Emre'yi konuşacağız. Mutluyuz hamdolsun. Evet. Türkçenin süt dişleri diyoruz evet. hocam. Türkçenin evet. en güzel ilk verimlerinin sahibi evet. kendisi. Yunus Emre deyince Yunus Emre'nin hayatı hakkında bugün neler biliyoruz hocam? Böyle başlayalım isterseniz. Efendim hayatı hakkında bütün büyükler gibi onun da hayatı hakkında bildiklerimiz son derece az, sınırlı, mahdut. Bazen büyük dahi sanatkarlarda eser o kadar parlaktır ki şairini unutturur. Yunus da buna duçar olanlardandır. Kesinlikle öyle hocam. Yani bildiğimiz kadarıyla 13-14 yüzyıllarında yaşamış Eskişehir civarlarında. E, orta yaşlara kadar on binlerce benzeri gibi bir toprak adamıdır. Ta ki Taptuk'la karşılaşıncaya kadar. Ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Ve bu kadar yani bir çuval mercimekten aldığınız tek mercimek tanesi nasıl diğer tanelerin aynısı ise Yunus Emre'de o yüzyılda yaşayan Halktan birisi ve diğer insanların ta ki aynısıdır. Ta ki Taptukla karşılaşıncaya kadar, mürşitle bir araya gelinceye kadar ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Taptuk'un tapusunda kul olduk kapısında sene 707 idi. Yunus Başı bu yola kodu idi diye başlar. Pek çok yerde işaret verir. Hayatından, tezkirelerden, söylentilerden, rivayetlerden süzdüğümüz kadarıyla önce Hacı Bektaş Veli'ye kapılanıyor. Ancak bir edep hatası mıdır? Ne oluyorsa geri dönüyor. Geri döndüğünde yarı yıldan tekrar Hacı Bektaş Veli'ye dönünce bu bir demdir, gelir geçer. Senin nasibin Tapduk'a verildi evladım diyerek Yunus Emre Tapduk Emre'ye gönderilir. Bu Tapduk kimdir, nerededir? Eski şehir civarlarında olduğu bilinir. Dergahı neresidir bilinmiyor. Hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ve o kadar içine kendi sırrına o kadar gömülmüştür ki Yunus Emre vasıtasıyla Tatlık Emre diye birinin varlığından haberdarız. Ee, kendisinden en ufak iz ve nişan yoktur. Bundan büyük büyüklük mü olur ki geçici dünyada ancak Yunus Emre gibi bir iz bırakıp çekip gitmiştir. Bir hak dostu, bir hak eridir, civan mert bir pirdir Tatlık Emre. Düşünün ki tek bir nazar ile Türk Edebiyatı'nın en büyük üç sütunundan birisinin Yüceltilmesine vesile olmuştur Tapduk Emre. Üç sütun dedim, önceki konuşmalarda da hep öyle söylerim. Üç kişiyi, üç sanatkarımızı tanımadan Türk Edebiyatı bilinmez. Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip. Yunus Emre en başta geliyor çünkü hepsinden en eski olanı odur. Ee, kimdir Yunus Emre? Şahsiyeti, varlığı, duruşu, edası, tavrı nedir? Necip Fazıl cevap versin. Bir zaman bu dünyaya bir adam gelmiş, okunu kör nefsin kılıçla çelmiş. Bir zaman bu dünyaya bir adam gelmiş, bütün sayıları silmiş bire yönelmiş. Bir zaman bu dünyaya bir adam gelmiş, eli katile de kalkamaz elmiş. Yunus Emre bu işte. O kadar güzel tarif ediyor ki üstad Yunus Emre bu. Ve e, Türkçe'yi bal haline getiren büyük üstün mimarlar arasındadır. Ne yazık ki eğitim müfredatları içinde saz şairi olarak geçer ki feci bir yanlışlıktır, bilimsel bir hatadır. Yunus ve saz bir araya gelemeyecek iki şeydir. Eserinin adı divandır, cönk değildir. Doğru. Yunus Divanı vardır ve diğer eseri ise Mesnevidir. Risale-i iki İki eser net bir bırakmıştır. Evet, divan şairidir. Evet. Şekil itibarıyla bal gibi divan şairidir. Yunus Emre divan edebiyatına girer şekil olarak. Fakat o kadar nevi şahsına münhasırdır ki onu klasik bir divan şairi kabul etmek de imkansızdır. Yunus başlı başına bir ekoldur Tek başına bir edebiyattır Yunus Emre. Kategoriye sokmak çok zor yani. Çok zor. En yakın olduğu şekil itibariyle en yakın olduğu alan divan edebiyatıdır. Evet. Dini tasavvufi Türk edebiyatı desek. ilk akla gelen. Sanki. Elbette. İlk akla gelen. Kurucusu hatta belki diyebiliriz. Evet. Başlangıcıdır. Kurucusudur. Evet. evet. Ee, peki hocam Yunus Emre'nin, yani asırlardır değişmeyen gündemimiz, Yunus Emre'nin Türk kültür hayatındaki ehemmiyeti nedir? Yani bu millet için Yunus Emre nedir? Ne ifade eder hocam? Sanıyorum iki sene önceydi, evden bağlandım. TRT'nin bir röportajına Yunus'tan Şeyh Galibe kültürel süreklilik diye bir konu. Yunus'tan Şeyh Galip'e doğru bir gidişatı var şiirimizin. Bir programda hallettiniz mi hocam? Ee, yani orada şey <laughs> orada. 35 bölümlük bir seri gibi. Evet düşünün ki Yunus Emre'yi berrak bir pınar olarak kabul edin. Suyun ilk çıktığı yer. Suyun en lezzetli olduğu haldir. Daha sonra o su bin bir şekle, renge bürünecek, bin bir tatlandırıcı katılacak, eşsiz bir iksir haline gelecek. İşte o da Şeyh Galip. Aa. Başlangıçtaki berraklık Yunus Emre o ayrı bir güzellik. Sonuçtaki estetik azamet, estetik ihtişam ise Şeyh Galip'tir. Bizim şiirimizin hatta klasik şiirimizin temellerinde yer alan çok büyük bir kayadır Yunus Emre. Onun için bizim şiirimiz öyle her sarsıntıyla yıkılmaz. Yunus Emre gibiler var bizde. Yıkılmamış. Yıkılmadı tabii elbette. Elbette. Günümüze kadar gelmiş. Çok sevilmiş. Çok sevilmiş olduğu için ve şöhret bulduğu için de maalesef üzülerek söylüyorum. Çok da saptırılmış, çarpıtılmış. İki büyüğümüz vardır ki bunların yemediği iftira kalmamıştır. Biri Mevlana, <laughs> diğeri Yunus Emre. Yunus Emre'ye e, komünisttir diyen bir profesör hocamıza bile rastladım. <laughs> İtiraz etmiştim. Bir semin e, panel gibi bir şeydi. Efendim nereden çıkarıyorsunuz bunu deyince demişti ki şeyhinin dergahına odun taşımamış mı? Dolayısıyla proleter sınıfından sayılır. <laughs> yani böyle Yunus Emre, mesela Mevlana hakkında ne Moğol casusu olduğu kalıyor, ne işte hümanist olduğu kalıyor, ne dinsiz, ateist, deist. Mevlana'ya bunlar bile yakıştırılıyor. Evet. Aynı şekilde Yunus Emre'ye de her dünya görüşü, her ideoloji, hatta mezhep kendindenmiş gibi göstermek için elinden gelen iftirayı atıyorlar, yakıştırmayı yapıyorlar. Oysa Yunus bal gibi Müslümandır, bal gibi Türktür ve bal gibi şairdir. Evet. Bu kadar. Evet, Anadolu'da yaşanan Türk Müslümanlığının evet, en mühim evet. göstergelerinden birisidir. Yani bir Türk'ün bir Müslümanlığı İslamiyeti nasıl algıladığını evet. çok net bir şekilde evet. görüyoruz. Şimdi Yunus Emre'nin çok çok özellikleri var. Çok farklı hususiyetleri var hakikaten. En önemli hususiyetlerinden birisi Türkçeyi e, İslamlaştırması mı diyelim artık evet. hocam ona. Bir İslami Türkçe ortaya koyuyor. Hatta tasavvufu Türkçeleştiriyor bir manada. Yunus Emre ve Türkçe hakkında Neler söylemek istersin hocam? Efendim, yani Türkçeyi nasıl bir hale getirmiştir evet, Yunus Emre Hazretleri? Şimdi Yunus'a gelinceye kadar Türkçenin zaten yontulması, öğütülmesi, evet. hamur haline getirilmesi önceki şairler tarafından zaten başlatılmış bir hareket. Biraz oradan alabilirsiniz hocam. Evet, size, Türklerin evet. İslamiyet'e girdiği 9. yüzyılda e, çok zengin ve o zaman en parlak dönemini yaşayan bir Arap Fars Edebiyatı var. Evet. Ve Türkler İslamiyet'e girdiğinde bu Arap Fars Edebiyatı en parlak dönemini yaşıyor. 9. 10. 9. Yüzyıllar. 9 -10. yüzyıllarda. Doğal olarak Türkler kamaşıp kalıyorlar. Türk Hazır dili. bir metin var. Elbette, elbette. Türk dili o zamanki Türk dili İslami kavramları, tasavvufi ıstılahları karşılamada pek yetersiz kalıyor. Yüzyıllar geçtikçe gelişiyor, gelişiyor, yontuluyor, yumuşatılıyor. Yunus Emre ise bunun bayrağını dikiyor. Evet. Bakın Yunus Emre'den önce Nesimi var. Ondan önce Kadı Burhanettin var. Ve hele ilk dönem şairleri ki mesela Sultan Veled var 13. yüzyıl, Mevlana'nın evet. oğludur. Hemen hemen hiç tanımadığım evet. zatlardan birisi Sultan Veled Hazretleri. Sultan Veled'in bir gazelinden iki beyit okuyayım size. Bakın o zamanki Türkçe. Karnım açtır, karnım açtır, karnım aç. Lütfeyle Tengri bana kapı aç. Fa'ilatın <laughs> failatı failin. Kim seni bir bilmeye canlar canı oldu gavur asıldı boynuna haç kim seni görevi aşık olmaya ya eşektir ya taştır ya ağaç. Bakın tekerleme gibi o zamanki Türkçe bu. Fakat yüzyıllar içinde öyle bir istihale geçiriyor ki Türkçe Şeyh Galip'ten vereyim mi şimdi örnek? Buradan 13. yüzyıldan 18. yüzyıla gelinceye kadar Türkçemiz adeta kömürün elmasa dönüşümünü yaşıyor. Kömürden elmasa dönüş. Bunu yaşıyor. Nitekim İslamiyetle birlikte bütün Türk tarihi incelendiği zaman Türklerin İslam'la şereflenmesiyle, İslam'la mayalanmasıyla birlikte yüzyıllar içinde Oğuz Kağan Fatih'e dönüşür. Ahmet Yesevi Mevlana'ya dönüşür. Ton Yukuk Sokullu'ya dönüşür. Dikkat ederseniz İslam'la mayalandıktan sonra, İslam medeniyetine girdikten sonra adeta e, yeryüzünde var olmaya aday bir millet İslam'la buna hak kazanmıştır ve yüzyıllar boyu cihana velvela salan İslam'ın sancaktarlığını yapan muazzam muhteşem bir Türk milleti görüyoruz. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar sayın sayabildiğiniz kadar. Bütün bunlar hepsi İslam'dan sonradır. İslam'a girmekle adeta e, yeryüzünde var olmaya aday bir millet bu adaylığı tahakkuk ettiriyor ve hak kazanmış oluyor. İslam'la günümüze kadar geliyorlar. Eyvallah. Peki Yunus Emre'nin Türkçesi nasıl bir Türkçedir hocam? İşte Yunus Emre'den önce mesela Kadı Burhanettin'de çok zorlamalar görürüz. Aruza feci, inanılmaz zorlamalar var. Yani kalıbını dahi bulamıyoruz. O zamanki Türkçe yetmiyor. Yani tam ne demek hocam kalıbı bulamamak? Yani Duramaz Türk aruzu henüz oluşmamış. Heh. Türk aruzu henüz Yani doğrusu. Araplardan evet. aldığımız anüsde. Henüz de elbiseye henüz ne siz uyuyorsunuz ne o size uyuyor. Yani, ahenge dayanan yani, bir tabii zaman var. Vezin. İşte önceleri zorlanıyorlar. Hadi hatta Koca Mevlana bile hep Türklere hitap ettiği halde Farsça söylüyor. Türkçe söylemiyor. Mevlana'nın Türkçe tek manzumesi şudur. Ee, Bu ayrılık oduna ne çeçigerim yane fitnelu ela gözler çün yuhudan uyane Ey şahı sücacüddini şemsül hakkı tebrizi, lütfetsen eğer nola bir katre bize dane. Mevlana'nın tek Türkçe sözü bu dört mısradır. Başka Türkçe yok. Yani o çarşılarda kamyon arkalarında Mevlana diye gördüğüm <laughs> hiçbirini Mevlana dememiştir. <laughs> Ciddiye alınsın diye milletimiz sevdiği sözün altına Mevlana yazmayı sever. Ee, niye peki? Hep Türklere hitap etmiş ama Türkçe söylememiş. Niye? Çünkü... Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir mürşidi kamilin vermek durumunda olduğu evrensel mesajı Türkçe kaldıramıyor o zaman. Farsça o zamankinden bahsediyorum. 12. yüzyıl. Farsça daha e yatkın. Ha sonra yüzyıllar içinde Türkçe gelişecek, Farsçayı geçecek Muhakemetül Lugaten yazılacak. Farslar bizi taklit e etme, ayrı. Tarihin akışı böyledir ama o dönemde Türkçe dar geliyor kavramlara. Ta Yunus'a gelinceye kadar Yunus Emre ile birlikte Türkçe'de muhteşem bir atılım görüyoruz. Adeta küçük bir tay, e, safkan arabatlarıyla yarışacak hale geliyor Yunus Emre ile beraber. Arap Fars diliyle yarışacak duruma geliyor. Yunus Emre, Türkçe'nin gelişmesinde, cazip hale gelmesinde, şiire uygulanmasında çok önemli, büyük bir ilk köşe taşımızdır. Daha sonra ta Şeyh Galibe kadar incele incele muhteşem bir lisan haline gelecektir. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Bu lisanın nasıl bir lisan olduğunu şiirler üzerinden görelim hocam. Yunus Emre'nin Ey Aşıkan, Ey Aşıkan diye başlayan, Mısra'yı evet. başlayan bir şiir Şimdi var. bazı nüshalarda da Ey Aşıklar, Ey Aşık, An, Eki, Farsça ya. Eyvallah. Ey Aşıklardır. Acaba Aşıklar Eyvallah. mı demiş, Aşıkan mı demiş bilmiyoruz. Eyvallah. Ee, elimizdeki en eski Yunus Divanı, yani Yunus Emre'nin hayatına en yakın Yunus Divanı 15. yüzyıla aittir. Yunus 14, demek 100 yıl var arada. Evet. Söylemiş gezmiş. Kendi zamanında kendisinin tertiplediğini sanmıyorum. Hatta Yunus Emre'ye ait şu mısra da çok dikkatimi çekmiştir. Yunus eline kalem almadı. Bu bir tevazu mudur? Yoksa hakikaten okuma yazma bilmiyor muydu? Bilemiyoruz. Ancak bu sözler medrese işi değil. Okuma ve eğitim işi değildir. Yunus cevap versin. Yunus'a eydürler sana söz kandan Eydürler derler ki. Yunus'a eydürler sana söz kandan Üstadım vardır benim, bana söz kanden Yunusundur bu sözler. Bu kadar mı rahat bir poetika ifade edilir Yunus Emre? Ne olduysa o taptuğu gördükten sonra oldu. Ne olduysa ondan ondan sonra oldu. Ben kıybelerde evliya tezkirelerinde şu bahis geçer. Müsaadenizle ondan sonra buraya geleyim. Estağfurullah lütfen. Yunus Emre e, taptukun dergahına kapılanıyor, oranın dervişi oluyor ve kendisine odunculuk hizmeti veriliyor. Epey bir zaman. O dergahın odunculuğunu yapıyor. Başka bir işi yok. Odunculuk yapmakla feyz alıyor. Oraya hizmet etmekle. Derken Tapduk'un meclisinde, Tapduk Emre'nin meclisinde bir ruhani hal olu veriyor. Şimdi o meclisten de biraz bahsetmem lazım. Lütfen. Bir pir var, bir ehlullah, bir mürşidi kamil var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın alimler peygamberlerin varisleridir dediği tarzda peygamber varisi, peygamber uzantısı olan bir mübarek şahsiyet. Tapduk Emre. iki gözü de yok. İki gözden amadır Tapduk Emre. Görme engellidir. Bu zatın etrafındaki dervişler eriyorlar Hazreti Pir'e karşı. Nasıl bir feyiz, nasıl bir manevi emzirilme varsa adeta eriyorlar. Nitekim o cemaati anlatan Yunus Emre der ki, bir sakiden içtik şarap arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mesleri yüz, canlar anın peymanesi bu meclisin meslerinin enel hak olur demleri. Yüz hallacı Mansur gibi en kemine divanesi. Tapduk'un meclisi bu. En küçüğü, en acemisi yüz hallacı Mansur'a beder. Tapduk böyle birisidir ve huzurunda insanlar bu hale geliyorlar. Yunus Emre onun huzurunda. İşte menkıbelerden, tezkirelerden anlatıldığına göre manevi bir hal bu. Artık maddi tarafı ne kadardır bilmiyoruz maneviyattan, ötelerden, gayipler aleminden bir kase sıvı sunuluyor, iniyor. Ve tatlı kemre müritlerine emrediyor, diyor ki, bunu kim öyle bir yere dökecektir ki oraya insan ayağı değmemiştir? Son derece esrarlı bir söz, şifre, bilmece. İçinizden bunu kim öyle bir yere dökebilir ki oraya insan ayağı değmedi şimdiye kadar? Hepsi geri geri çekiliyorlar. Bizim Yunus da, kapının kenarında kimse farkında değil. İleri gelip diz çöküp ben yaparım efendim diyor. Deyince taptuk bakıyor. Artık o bakış, o nazar. Hadi Yunus diyor. Ve Yunus o kaseyi eline alıp herkese bakıyor. Nereye dökecek acaba? Birden kafaya dikiyor. içiyor hepsini. Ve dönüp şeyhine diyor ki buraya ondan başkası girmedi. İnsan ayağın değmediği yer gönlümdür diyor. Hiçbir mahluk ayağı girmemiştir. Deyince destur verilmiş oluyor Yunus Emre'ye. Ve Yunus o gün bugündür söylüyor. Onu içtikten sonra ne olursa oluyor. Şairlik. Er dolusu içmek, pir dolusu içmek filan halk edebiyatında çok geçer. Böyle bir olaydan bahsediliyor. Nitekim, haktan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizin geçtik elhamdülillah. Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk, kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Dirfillu pınar idik, İrkildik, ırmak olduk, Aktık, denize dolduk, taştık elhamdülillah. Söyleyen Yunus Emre. Böyle bir olay var fakat anlattığım gibi midir? Başka türlü yüzyıllar içinde çevrilmiş midir onu bilemem. Bir manevi himmet, ruhani bir yardım olmuştur ve Yunus Emre bildiğimiz Yunus Emre'ye dönüşerek söylemeye başlamıştır. Şiirlerini incelediğimiz zaman bir tekamülü görürüz. Manevi bir yükselişi görürüz. Bu görülüyor görürüz. değil mi? Evet. O tekamül. İlk söylediği en meşhur halk en bilinen ilk söylediği manzumesi Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Yunus bu şiirinde tablo tablo bize cenneti anlatır. Fakat aynı Yunus Emre. Bir müddet sonra ne diyor? Ben gelmedim uçmak için. Ya huriler kocmak için. Kocmak kucaklamak demek. Ben cennet için gelmedim. Ya da hurilere sarılmak için gelmedim. Benim işim sevi için. Ben aşk için geldim. Muhabbet için geldim. Çok meşhur söyleyişi vardır. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver anları. Bana seni gerek seni. O kadar övdüğü cennet birdenbire geride kalıyor. Ve bir müddet daha sonra Yunus Emre'nin şiirlerdeki manevi tekamülünü şöyle seyrediyoruz. İlk üç evredir zaten. Birincisi fenafir, fenafil şey makamıdır. Pirde erip bitmek, tükenmek. Şeyh'ten gelen feyz ve şeyhin manevi emzirmesinden dolayı şeyhe karşı, pire karşı muazzam aşk derecesinde bir bağlılık göstermek. Çok ilginç. Onu hep söylüyorum. Hatta bir keresinde sınıfımda yana, yabancı uyruklu öğrenciler de vardı. Gelmişler filan, çevriliyorum dediklerim. Şol benim şeyhimi görmeye kim gelir? Zevk ile safalar sürmeye kim gelir? Zevk ile safalar ahd ile vefalar bu yolda cefalar çekmeye kim gelir? Şeyhimin elinde, asası elinde, ol şeyhin yolunda ölmeye kim gelir? Şeyhimin özünü, severim sözünü, mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Şimdi maddi olarak sebepler aleminde 80 yaşını geçmiş, iki gözü de olmayan yaşlı bir zatta ne var ki bu kadar muazzam bir sadakat gösterirsin? Hem de iki gözü yok. Yaşlı, 80'lik bir ihtiyar Tatlı Emre. Ol şeyhin yolunda ölme. Niçin öleyim? İşte bizim göremediğimiz, buraya kadar geliriz. Yunus'la Tapduk arasındaki alışveriş her neyse Yunus can feda ediyor ona. İlk makam budur. İkinci adım Fenafir Resul makamıdır. Tasavvufta ikinci makamdır. Şeyh'ten gelen feyz ve bereketten ötürü kemale eren sufi, mürit, derviş, abdal her neyse orada doyar. Bir müddet sonra şeyh kaybolur. Direkt doğrudan feyzi Hazreti Peygamber'den almaya başlar. Allah Resulü'nden almaya başlar. Nitekim tasavvufta edeptir, adaptır. Ancak bu makama gelenler naat söylemeye cüret edebilir. Önceden söylemek edepsizliktir. Tabi tasavvuf yollardır. Genel hüküm değil. Önceden kimse diyemez. O kadar şeyhini öven, taptukun tapusunda, kul olduk kapısında diyen Yunus, birdenbire şiirlerinde sevgiliyi, kıbleyi değiştirmiş oluyor. Bakıyoruz ne diyor? Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Kim bu? Alemlerin efendisi. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Miskin Yunus neyler dünyayı sensiz? Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yanıyor, kavruluyor aşkı peygamberi. Bir müddet sonra o da bitiyor. Üçüncü adım. Fenafir Resul bitti. Fenafir şey. Fenafir Resul, son makam fena Fenafillah. Bakıyoruz Yunus'un şiirlerinde yine değişiklik var. Divanında Yunus'un manevi yükselişini görmek mümkündür. Ne diyor? Severim seni ben candan içeru. Yolum vardır bu erkandan içeru. Şeriat, tarikat yoldur varana. Hakikat meyvesi andan içeru. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman vardır Süleyman'dan içeru. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Miskin Yunus gözü tuş oldu sana, kapında kuldur, sultandan içeri. Senin aşkın beni benden alıptır, ne şirin dert bu, dermandan içeri. Bakın dikkat edin, burada ne şeyh var ne peygamber. Bir ben vardır bende, benden içeri. O. Nedir o? وَنَحْنُ akrabu اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Biz ona şah damarından yakınız. Ayet-i kerimesinin şiire dökülmüş halidir. Bir ben var bende, benden içeri. Allah-u Teala buyuruyor şah damarından şah damarından yakın olanın yakınlığını hissetmek, sezmek bunun lezzetini yaşamak keyfiyetidir. Bu mısraya dökülen ve bir mısrada altı kere ben diyeceksiniz, saçmalığa düşmeyeceksiniz. Bunu sadece Yunus başarıyor. Beni ben de demen ben de değilim. Bir ben vardır bende, benden içer Bakın altı kez ben diyor. Ancak şiirsellik asla bozulmuyor. Yok. Mucize gibi bir şey. Evet. <laughs> Gelelim şimdi bu kadar lafı buraya gelmek için. Yunus Emre konuşturuyor ama değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah gani gani rahmet eylesin. İşte Allahu Teala dilediği kulunu dünyada da ahirette de böyle aziz eder. Böyle sevdir. Allah dilediğini böyle yapar. Bu millete verilmiş Yunus Emre gibi zatlar aziz bir hediye değil mi? Elbette. Cenab-ı Hakk'ın evet. Hadi isminin tecellisidir. Allah merhamet ettiği topluluklara sevdiği kullarını gönderir. Yani bu millete yapılmış, ben hep böyle düşünürüm. Elbette. Böyle Elbette. mecra-i diğerden Doğru. konuşan, irfan. Elbette. Yunus dedi, tanıdıklarımız, yani. tanımadıklarımız tabii, da var. Tabii, ne tabii. diyor? Bu bu mescidin meslerinin enel hak olur demleri. Yüz hallacı Mansur gibi en kemine divanesi. Eyvallah. Bir de Yunus'un etrafını, Cem yani çevresini bir düşünün. Çoğunu bilmiyoruz. Geldiler namsız nişansız gittiler. Yunus açta kaldı. Onun için o kadar meşhur. <gülüyor> eyvallah. eyvallah. <gülüyor> evet, Yunus'tan bir manzume. Ey aşıkan, ey aşıkan, aşk mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü, yaz kamu düğündür bana. Ayruk bize ya seylemez, gönlümüzü pa seylemez. Hak'tan gelen görklü avaz, andan gelen ündür bana. Ayruk bana ben demeyem, kimesneye sen demeyem. Ya kul ya sultan demeyem, kalsın işitenler tenha. Senden sana varır yolum, senden seni söyler dilim. Allah sana ermez elim, bu hikmete kaldım tana. Ben aşkından ırılmayam, dergahından sürülmeyem. Bundan dahi gider isem, senin ile varam sana. Ol dost bizi viri bidi, var dünyayı gör dedi. Geldim gördüm bir arayış, seni sevmez, seni seven kalmaz ona kullarına vaad eyledi. Yarınki gün görmem dedi. Ol dostların sevindiği yarının bugündür bana. Bir nivat olmaktır ha. Zaman elinde oyuncak. Dost aşka ula, ulaşalıdan dünya ahiret bir oldu. Ezel ebed sorar isen dün ile bugündür bana. Yunus seni din edindi. Din nedir iman edindi. Aşka bugün yarın ne olur işi nedir önden sona. Eyvallah hocam. Ee, Hemen bildireyim. Buradaki sözlerin hiçbirisi hüküm değildir. Şimdi onu zevk onu, halinde onu o cezbe halinde söylenmiştir. Evet. İnsanlar bundan hüküm çıkararak buna Tabii. göre amel etmemeli. Tabii. Ee, zaten biz bu şiirleri de metinleri de Diyanet İşleri Başkanlığımızın neşrettiği Yunus Emre Divanı'ndan alıyoruz. Şimdi evet. burada önemli bir mesele var aslında. Çok kıymetli bir mesele var. Tasavvufi irfani metinleri Sadece lafızlarıyla anlamamak gerekir evet, şüphesiz. Evet. Bunların taalluk ettikleri manalar, mazmunlar, mecazlar, altyapı cinayeler var. Alt yapı lazım. Ee, o zaman e, en azından birkaç beyti de olsa biraz Estağfurullah e, efendim. derinlemesine evet, evet. <laughs> izah yani edebilirsiniz. Yani şöyle, tabii şiirdir. Şiir anlaşılmak için yazılmaz. Şiir erbabına mahsustur. Verdiği mesaj o, ana, o anı bağlayan, o cezbenin, o halin söylettikleridir. Ve ezelden beri şairler mazurdur. Eyvallah. Sözü hüküm değildir ama mazurdur. Şair çünkü. Şair değil geçeceksiniz. Bu çok kıymetli bir Elbette. bilgi hocam, verdiğiniz bilgi. E, şiirden bilgi devşirilmez. Yok. Hükümde devşirilmez. Yok. Hatta şiirin eğitimde vasıta olarak kullanılmasına bile ben evet. karşıyım, kıymam şiire. Ve yaşanılan hallerin e, sadece o zatı bağladığı Elbette. çok önemli Elbette. bir şey. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği her şeyi sıradan herhangi bir insan söyleyemez. söyleyemez. Kendine o, ona mahsus. mahsus bir keyfiyettir. Yani şöyledir, mesela e, seni sevmek benim dinim, imanım. Bu Yunus'un bu söz. Ha. Seni sevmek benim dinim, imanım. Esasen e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in huzuruna bir bedevi geliyor, şehirli olmayan, e, şehir kültüründen uzak, çöl arabı. Gelip diyor ki Ya Resulallah diyor, ben sadece üç şey yaparım, namaz kılarım, oruç tutarım, kelime-i şehadet. Hac ve zekat bende yok çünkü zengin değilim. Sadece üç amelim var. Namaz, oruç, kelime-i şehadet. Fakat bir şey vardır ki ya Resulallah, ben Allah'ı ve seni çok seviyorum. Deyince Efendimiz diyor, cennetlik birini görmek isteyen buna baksın. Hadis, seni sevmek benim dinim, imanım. Zaten e, ibadetten mana şey, kalpte o muhabbetin belirmesidir. O bağlılığın, o tarafgirliğin ortaya çıkmasıdır. Seni sevmek benim dinim, imanım. Ama bunun sadece Yunus'un dediğini söylersem çok yanlış anlaşılmaya Tabii. müsait, saptırılmaya, çarpıtılmaya müsait. Hatta mesela meşhur şeyi var Yunus'un, çok da ünlüdür. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yiğit odur alçak dura, ayık odur yola vara, göz odur hakkı göre, gündüz göresi göz değil. İlk Mısra'yı alıyor, diyor ki Yunus'a bakın, bir kez gönül yıktın ise bu kıldı. Öyleyse Yunus namaz kılmıyordu, namazın da bir önemi yok. Haşa, na'uzubillah. Fıkhi bir şeyden Frani bahsetmiyor yani. Evet, yüzlerce kez Allah'ın emrettiği, İslam, Müslüman olmanın beş mecburiyetinden biri olan namaz, Yunus bunu hor görüyor öyle mi? Buna mı inanmalıyız? Hayır. Ancak aşka dair sözlerin bağlamından kopararak, hele hele aşkın olduğu yerde fitne zaten var, şeytan var, nefis var. Şairler de bunu maalesef çok söylemişler. Her tarafa çekmek mümkün. Çeken de çekene. Onu söyleyeyim. <laughs> Yunus Emre'ye komünist diyen profesör <laughs> ünvanlı bir hocam bile gördüm. Yunus Emre proleterdir, militandır öyle gösteriyordu yani. Bu var maalesef var. Bir, birkaç beytin en azından lütfederseniz. Evet, falan. evet. Müşkilat var hocam bizim anlamamıza. Evet. Siz anlıyorsunuz ama. Ey aşık an, ey aşık Aşk mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü Yaz kamu düğündür bana. Yani buraya girsek bir program gitmez. Ya. Ey aşıklar, ey aşıklar. Aşk mezhebi dindir bana. Mezhep ne demek? Yorum demek. Aşk bende öyle bir yorum meydana getiriyor ki o benim dinim oluyor. Şimdi buradan Mevlana'ya gidelim. Çok tehlikeli gibi görünen sözleri var. Keşme yer inas tu ebru in o zülfü çehre in el firak izühtü takva el vedai aklu din. Eğer kaç göz dedikleri bu ise, yüz dedikleri, cemal dedikleri bu ise, ey dindarlık alasmarladık, ey takva elveda, vazgeçtim diyor. Ben, ben bulduğumu buldum diyor. Şimdi düşünün, insan nasıl bir güzellik karşısında bunu söyleyebilir? İşte biz bu noktaya kadar işin edebiyatını yapanlarız. Tattıklarını tatmadık. Tatmadığımız için geride kalan bizler, ancak tahmini yorumlar yapıyoruz. Yani 80'lik iki gözü de olmayan bir ihtiyarda ne vardı ki bu bu hale geldi? En büyük edeli şairimiz ortaya çıktı. 20 sene, 40 sene diyenler var. Beleş bedava odunculuk yaptı. Kendini feda, böyle bir sadakat. iki gözü de olmayan 80'lik bir yaşlıya niye gösteriz? Çünkü bizim görmediğimiz bir ücret alıyordu. Bizim görmediğimiz bir lezzet, bir mutluluk akıyordu Yunus Emre'ye taptıktan Biz onu göremiyoruz. Göremediğimiz için ya kimileri diyor militandır, proleter filan diyoruz. Ya da başka şeye herhalde aklı yoktu demek bu adam. Niye gidip beleş bedava odunculuk yapsın? Öyle diyoruz. Aşk mezhebi dindir bana dediği Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmada, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini edinmede İslam dininin tek yol olduğudur aslında. Bunu söylüyor Yunus Emre. İkinci mısraya geçelim, çok çok önemli. Aslında bütün divan edebiyatının temeli ikinci mısra. Gördü gözüm dost yüzünü, yaz kamu düğündür bana. Yaz kamu düğündür bana. Ağlamaksızlamak benim düğünüm. İşte Fuzuli'ye, şeye açılan yollar işte bunlar. Istırap'ta neşveyi bulmak, Çile'de gerçek mutluluğu bulmak. Bütün divan şiirinde, mesela Yunus ne diyor? Az önce okudum sanıyorum bir derdim var bin dermana vermezem. Derman ne ki bu dert bende kalsın. Yaz kamu düğündür bana. Yine Yunus Emre söylesin. Ne şirin dert bu dermandan içer o. Bu ne kadar tatlı bir dert. Derman ne ki bunun yanında. Nedir o dert? Seni sevmek. Rabbim senin hasretin içinde olmak. Bu hali benden alma. Varsın derman olmasın. Yeter ki ben senin için kavrulup kül olmaya devam edeyim diyor. Ki ee, büyük İslam alimlerine göre bu bile eksik bir makamdır. Bir şey istemek yoktur. Oradan geçip gitmek gerekir ama orası çok tatlıdır. Yunus orada kalmıştır. Hep söylerim onu. Bir mana büyüğü tamamen kerameten bilmiyordu. Zahiri alemde sebepler alemde bilmemesi gerekiyordu. Benim Yunus Emre'yi çok sevdiğimi okuyup ağladığımı kimsenin haberi yok bundan. Bir gün sebepsiz vesilesiz dedi ki o senin Yunus'un var ya, o aşkta kaldı. Oğlum ne varsa taptıktadır. Bak çıt çıkıyor mu onda? Bana öyle demişti. O aşkta kaldı. Onun için bu kadar konuşuyor demişti bana. Yunus'un bu sözü, ikinci Mısra bilhassa, bütün Doğu edebiyatının temeli olan ıstırabın özetidir. Yaz kamu düğündür bana. Istırabı gaye edinmek, bal edinmek ve onunla var olabilmek. Eyvallah. Devam edin lütfen edin, hocam. Devam edelim. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. <laughs> evet. Allah-u sesleniyor dördüncü beyte. Senden sana varır yolum, senden seni söyler dilim. Allah sana ermez elim, bu hikmete kaldım tana. Rabbim, senden sana varır yolum ne demek? İsteten kim? Hidayeti veren kim? O sevgiyi Yunus'un yönüne indiren, Yunus'u söyleten kim? Senden sana, ilk baştan Allah yapıyor bunu. Senden sana varır yolum. Senden seni söyler dilim. Yunus'un Allahu Teala, Allah'ı övmek için söylediği ilahileri söyleten kim? Üstadım vardır benim, bana söz kandan diyordu ya Yunus Emre. Bu mısrada e, Hayali Bey'in diyor ya, ''Atarlar tiri maksudu, nedendir yayı bilmezler.'' Maksuk okunu atarlar ama o yay nedir? Asıl atan kimdir? Onu görmezler. Allah sana erme. Böyleyken seni bu kadar överim, bu kadar seni severim. Sana ermez elim. Şimdi mutlak hakikat şudur. Cenab-ı Allah'a sonsuz derecede yaklaşmak vardır ama varmak yoktur. Hı. Çünkü kul, kulsunuz. Ve en büyük kul, kulluğun sonu son peygamberdir. Ve Allah'a yaklaşmanın en ileri noktası miraç hadisesidir. Bir kul ancak bu kadar yaklaşabilir. Kâbe kavseyni ev adna Yayın iki ucunun birbirine yaklaştıkları kadar Allah ve Resulü yakınlaştılar. Ayet-i Kerime. O, o, gitti. Başka kimse zaten oralara çıkamaz. Onun miracının gölgesi altında bir kemalat yolculuğudur tasavvuf. Tasavvufun bir tanımı da budur. O miracın gölgesi altında kulun kendi manevi yükselişidir. Şimdi ne diyor? Allah sana ermez elim. O kadar münezzehtir ki ancak onun müsaade ettiği kadar biz ona yaklaşabiliriz. Ama varmak yoktur. Olmayınca da ne diyor? Allah sana var ermez elim. Bu hikmete kaldım. Tana. Tana acayip kaldım. Hayret ettim. Bu kadar çok kendini bana sevdirdin. Bana şah damarmayı yakınsın. Ama benim elim sana ulaşmıyor. Çünkü sen münezzehsin. Bu ne müthiş bir tezat. Ben bu hikmete karşı hayretler içindeyim diyor. Nitekim çok meşhur bir manzumesinde ne diyordu? Aktaştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Bu mısra, nidem elim ermez yar'e ne demektir? Bu bildiğimiz dünya hayatındaki hicran ve ayrılık mıdır? Yoksa kulun Allah'a doymaması mıdır? Mevlana Celaleddin Rumi bir rubayisinde diyor ki, Rabbim, Rabbim, bu gönül sana aşıktır, bu, kol, bu kalp sevginle doludur ama bir kalp seni sevmeye yetmiyor. Allah Allah. Keşke bende binlerce kalp halketseydin de, her biriyle ayrı ayrı sana aşık olsaydım. Bu Mevlana'nın bir rubayisinden. Fuzuli ne diyor? Ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı ki aşkı meni dil şikeste de. Ta olaydım her biriyle bin kez feda sana. Aynı şey işte. Allah-u Teala'yı sevmek, o aşk içinde kavrulmak ama ulaşamamak. Çünkü kulsun. Kulsun. Allah o kadarına müsaade ediyor. Evet. Son <laughs> beyte geçelim. Atlıyorum çünkü bunlara yet yetmez evet. yani konuşmak. Yunus seni din edindi. Din nedir? İman edindi. Aşka bugün yarın ne olur? İşi nedir önden sonra? Yunus seni din edindi ne demek? İlahi ente maksud ve rızayke matlub demek. Allah'ım sen maksudumsun ve rızan istediğimdir. Din bu. Zaten bütün İslam dini bunu anlatmıyor mu bize? Bütün peygamberler bunun için gelmedi mi? Ondan başka ilah yok. Öyleyse sadece onun hoşnutluğunu kazanmak insan olmanın ufku olmalı. Bunu bize öğrettiler. Yunus seni din edindi. Din nedir? İman edindi. O kadar sindirdi içine. Aşka bugün yarın ne olur? İşi nedir önden sonra? Aş, aşkın olduğu yerde nice filozofların büyük kafaların üstesinden gelemedikle gelemediği zaman kavramı bile aşkın olduğuyla pes ediyor. Aşkın olduğuyla zaman diye bir şey yok. İbni vakt olmak diye bir kavram vardır. Nedir bu? Zamanın üstüne çıkmak. Zamanın dışına çıkmak. Zaman elinde bir oyuncak. Ezel ebed kavramları artık başlangıç ve sonuç başlangıçtan zamanın her şeyin yaratılmasından öncesi ezel. Kıyametten sonrası ise ebed. Bu kadar. Kafamız bu kadarını ancak idrak edebiliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın azametiyle halk ettiği, önümüze serdiği muhteşem bir bilmece. Ancak bu bilmece aşkla hallolur. Aşkla çözülür. Aşkın olduğu yerde ezel ebed diye bir şey de yok. Dolayısıyla aşık olan kişi için dün, bugün, yarın ne demektir? Hayali Bey ne diyordu? Duze azabın anma ey zahid ki bunlar İbni Vakt oldu, gamı ferdayı bilmezler. Ey zahit, gel tasavvuf erbabına, sufilere, cehennem azabından bahsetmeye kalkışma. Çünkü bunlar zamanın dışına çıktılar, yarını dahi bilmezler. Daha değil ki kıyametten sonraki cezalandırılma gününü. Yarının bile farkında değiller. Bunlar o anın içinde, o tecelli içinde öyle eridiler, bittiler, tükendiler ki bugün, yarın, dün, va şimdi, sonra gibi kavramlar Fani insanlara mahsustur. Bunlar bunun da üzerine çıktılar diyor. Aynı şey Yunus Emre böyle dile getirmektedir. Eyvallah hocam ağzınıza sağlık. Desturunuz varsa sizi dinlendirmek adına ben bir çok, çok iyi olur <laughs> şiirini okuyayım efendim. Sizden yine bu beyt, şiirden bir izah isteyeceğim. Destur var mı hocam? Estağfurullah. Yalnız edepsizlik etmeyelim. Estağfurullah. Her kancarı varır ise bağ bahar olsun ona bana ağı sunan kişi, şehdü şeker olsun aşı, gelsin kolay cümle işi, eli erer olsun ona. Önümce kuyu kazanı, hak tahtın andırsın onu, ardımca taşlar atanı, güller nisar olsun ona. Acı dirliğim isteyen, tatlı dirilsin dünyada, kim ölümüm ister ise, bin yıl ömür versin ona. Her kim diler ben har olan düşmen elinde zar olan dostları şadu düşmanı dostu ahyar olsun ona. Her kim diler ise benim o dostumdan ayrıldığım gözlerinden hicap gitsin didar ayağın olsun ona. Miskin Yunus'un dünyada güldüğünü işitmeyin. Ağladığım isteyene gözüm pınar olsun ona. Hakikaten evet, e, harika, mükemmel. Harika. En azından ilk beytini lütfen Önce şunu diyeyim. Şu ana kadar ben bunu açık Paşa'ya ait biliyordum. Eyvallah. Öyle kalmış. Eyvallah. Her kim bana ağyar ise hak Tengri yar olsun ana. Her kancarı var ise bağ bahar olsun ana. Ne diyor hocam birazdan... Bu İslam ahlakıdır. İslam düşmanına bile dilediğine dikkat edin. Eyvallah. Her kim bana ağyar ise. Ağyar ne demek? Düşman. Düşman. El. Yabancı. Ağyar bu demek. Her kim bana ağyar ise hak Tengri yar olsun ana. Her kim bana düşmanlık bile besliyorsa Allah ona dost olsun. Bu nefsini ayaklar altına alıp nefse Allah dedirtenlerin sözüdür. Düşmanına karşı bile, düşmanına karşı bile kin beslemeyip onu Allah'ın sanatı olarak gören, düşmanının bile hayrını isteyen muhteşem İslam ahlakıdır bu. Her kim bana ağyar ise hak tengri yar olsun ana. Taif'te Allah Resulü Taif'i şereflendirmiş. Kainatın göz bebeği Taif'te fakat o kadar nasipsiz ve körler ki Allah Resulü'nü taşlıyorlar, linçe yeteniyorlar. Mübarek ayaklarından kan sızıyor. Hazreti Zeyd rivayet ediyor. Diyor ki, bir ara aciz kaldılar, yürüyemez oldular, ayakları kanlı. El kaldırdılar. Ben durmadan bağırıyorum, yapmayın Allah'tan korkun, bu bir peygamber. Bağırıyordum fakat beni de taşlıyorlardı diyor. El açtılar, ben beddua edeceklerini sandım diyor. Dediler ki, Rabbim affet, onlar bilmiyorlar. İşte o ahlak bu ahlaktır. Her kim bana ağyar ise hak tengri yar olsun ana. Bana taş atanın bile Allah affetsin. Bu ahlak-ı Muhammedidir ve nice tasavvuf erbabında daha sonraki yüzyıllarda pırıl, bu pırıltılar görülür. Uveys bin Amir el-Karni Hazretleri, Efendimizin kardeşim Uveys'im dediği zat. Görüşemediler ne hikmet? Yüzyıllar e, aradan zaman geçti. Hazreti Veysel Karani peygamberimizin hadisine mazhar olduğu için çok meşhurdu ama kimse tanımıyordu. İsmini duymuş, şöhretini biliyorlar. E, tanınmamak için de Veysel Karani tedbil kıyafetle dolaşıyordu. İnsanlar kendisini tanıyıp hürmet etmesin. Bunlar rahatsız oluyordu. Abalar, kebeler içinde bir derviş. Şehir şehir gezerdi. Bazı yerlerde kıyafetinden ötürü çocuklar onu deli sanırdı ve taşlarlardı. Veysel Karani kendisine taş atan çocuklara ne diyordu biliyor musunuz? Yıllar önce Taif'te Efendimiz ne diyordu? Rabbim affet onlar bilmiyorlar. Veysel Karani Hazretleri de eğlenmek için kendisine taş atan çocuklara diyordu ki oyununuzu bozmak istemem ama küçük taş atın kan akıyor abdestin bozuluyor. Melek ne ki? Melek ne ki ahlakı Muhammed'in yanında? İşte her kim bana ağyar ise hak tengri yar olsun ana. Her kancarı varur ise her nereye giderse va önünde bağ o bahar olsun. Düşmanı için bile bunu isteyen bir de sevdiği için neler ister düşünün. <laughs> Diğer beyitler aklımda değil doğrusu. Eyvallah hocam. Evet. Farklı bir şiirine geçelim müsaadeniz varsa. Tabii, buyurun. Notlarımız arasında tabii. var. Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Yani. Lütfederseniz hocam. Çok Buradaki tutmak fiili tabii farz etmek evet. anlamında. Yunus'un çok meşgudur bu. Evet, Yunus konuşuyor. Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut. Ya bu alem malını oynayı ben üttün tut. Sen Süleyman köşküne taht kurup oturdun bil. Divi periye düp düz hükümler eyledin tut. Sen Feridun haznesin Nuşirevan gencile. Karun malını dahi sen malına kattın tut. Bu dünya bir lokmadır, ağızdadır çiğnenmiş. Çiğnenmişi ne tutmak ha? Sen onu yuttun tut. <laughs> Şöyle söyleş güzeline bak. Ya. <laughs> Ömrün delim bir oktur, yay içinde dop dolu. Dolmuş oka ne durmak? Ha sen onu attın tut. İş bu cihan mülkünden ansızın ün ederler. Ansızını şimdi bil, hazırlanıp gittin tut. Çün denize gark oldun, boğazına geldi su, deli gibi talbınma ey biçare battın tut. Her gah ki nefes gelir ol ki senden eksilir. Çünkü ise ortalandı sen onu tükettin tut. İş bu ecel şerbetini elbet tadı sarsın. Tadışına şek yoktur şimdi onu tattın tut. Ahir bir gün ölürsün ölüm vardır bilirsin. Kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut. Yüzyıllar hoşluk ile ömrün olursa Yunus, Sonucu bir nefestir. Geç ondan da öttün tut. Demiş. <laughs> Biraz izah buyurur musunuz? Efendim bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şiddetle tavsiye ettiği ölmeden ölünüzün şiire yansımasıdır evet. bu. Ne demek ölmeden Mutu yani. ente kabla mutu. Ölmeden öl. Bir sürü anlamı var. Tabi nebi lisanıdır. Ölmeden Ölüm gelmeden hazırlık yapınız. En geniş anlamı bu. Ayrıca ölmeden ölümü yaşayarak, ölümün Hakikatini öğrenmeye çalışınız. Veda hutbesinde geçer, meşhur sözüdür. Efendimiz buyuruyorlar, ben gidiyorum size iki vaiz bırakıyorum. Biri konuşarak, diğeri susarak vaaz eder. Konuşarak size vaaz eden Kur'andır, onu dinleyiniz. Susarak size vaaz eden ölümdür, onu dinleyiniz. Ölmeden ölmek ne demek? Daha hayattayken ölümün hakikatine ulaşabilmek. Ölüm ne? Batıdaki bütün büyük kafalar bu, burada yaya kaldılar. Az bir şey yaklaşanlar oldu o kadar. Ölüm ne? Ölüm karşısında bir izahı olmayan insanın aklı yok demektir. Ve ölüme karşı şu veya bu şekilde bir izah getirmeyen dünya görüşü, dünya görüşü değildir. Ölüm ne? Bunu bilmek lazım. E bakın ölüm ne? Yunus Emre'ye göre ölüm. Bir başka şiirinden. Düş önüme hubbul vatan, gidem hey dost, hey dost deyu. Anda varan kalur hemen, Kalam hey dost, hey dost deyu. Geleş ol Azrail tuta, az sıkılmaz ana ata. Binem şol ağaçtan ata, gidem hey dost, hey dost deyu. Aylar geçe, yıl çevrile, üstüme kabrim devrile. Ten çürüye toprak ola, tozam hey dost, hey dost deyu. Halvetlerde meşgul olam, daim açılan gül olam. Dost bağında bülbül olam, ötem hey dost, hey dost deyu. Yunus'ta ölüm bu. Mevlana'da ölüm ne? Çok meşhurdur. Pek çok dile de çevrilmiştir. Ben öldüğüm zaman, beni kabre indirdiğiniz zaman eyvah ayrıldık diye üzülmeyin, sakın ağlamayın diyor Mevlana. Çünkü benim öldüğüm gece sevenle sevilenin birbirine kavuştuğu gecedir. Şebi Arus'tur. Kovayı da kuyuya sarkıtırsınız. Ama çektiğinizde bazen Yusuf'la beraber çıkıyor beni aşağıya indirdiğiniz zaman üzülmeyin. Can Yusuf'u yukarı çıkacaktır. Güneş her akşam batıyor, ertesi sabah daha parlak doğmuyor mu? Batmak güneşten bir şey eksiltti mi şimdiye kadar? Mevlana da ölümü böyle görüyor ki ölümün biz ölümden niye korkarız? Çünkü bilmiyoruz. Biz bize anlatılanı biliyoruz. Hayatta hiçbir deneyimimizin olmadığı tek şey ölümdür. Bir kere başımıza gelecek ve herkesin başına gelecek. Necip Fazıl'ın rahmetlerinin güzel bir benzetişiyle buyurur der ki farz edin ki bir kronometre ile bütün insanlığın ölümü aynı saniyeye denk gelsin. Herkes aynı saniyede ölsün. Yine de herkes tek ölecek. Tek başımıza. Evet. Hayatta o kadar yalnız olduğumuz başka bir an yoktur. Anne bile öz evladını orada bırakıp eve dönüyor. Ölüm bir öyle bir haldir ki Allah tam başka hiçbir yakınınız kalmıyor. Hepsi geri dönüyorlar. Sizin arkanızda kalıyorlar. Allah size sahip çıkacaktır. Aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Buradan da bütün hısım akrabasına selam olsun. Ercişli aşık umani baba bana demişti ki ölüm hakkında. Mezarı göstermiştim. Demişti ki zerre kadar korkum yok oğul demişti bana. Ben de hayret etmiştim. Ömrümce bana kerem ve ikramda bulundu. Ben oraya düşüncemi beni unutacak. Vefayı yaratan odur. Ben oraya düşünce mi vefasızlık edecek? Beni yoktan var eden, bu yaşa kadar getiren, yüz, gezdiren, oturtturan, kaldıran odur. Ben o toprağa girince mi beni satacak? Demişti. İrfan bu iş. Işte. Ölümün öbür tarafını görenler çok rahat eder. Sevinirler. Fakat biz bilmediğimiz için, bizzat gözümüzde görmediğimiz için ve insanoğlu da görmediğinden korkar. Bilinmeyen şey ürkütür bizi. Ölümden bu kadar korkmamızın sebebi bu. O kapı çok kalın o perde çok kalın. Orayı biraz ayarlaya aralayabilsek rahat edeceğiz. Onun için efendimiz tavsiye ediyor. Ölmeden ölünüz dediği bu. Ölmeden ölümün ne olduğunu öğrenmeye çalışın. Başınıza gelecek kaçınılmaz. Öyleyse hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamayın. Böyle bir hakikat var. Öyleyse onun ne olduğunu anlamaya çalışın. Nedir ölüm? Ölüm güzel şey. Budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner. Son günüm olmasın dostum, çelengim, toparabam, alıp götürsün beni tam, dört inanmış adam. Ölüm bu. Nereden buraya geldik doğrusu başını unuttum. Be Be Beytan hocam. <laughs> Yunus Emre böyle hocam. <laughs> Yunus budur, evet. Eyvallah. Bu dünya bir lokmadır, ağızdadır çiğnenmiş Bakın bu dünyayı neyle görüyor aman ya Rabbi. Başkasının ağzında çiğnenmiş şeyi hiç yer misiniz? Bu dünya bu kadar düşüyor ki adi bir şey. Aklıma geldi belki de oraya telmih yapıyor. Sahabiden rivayet. Bir yaz günü Mescid-i Nebevi'ye doğru, doğru peygamberimiz gidiyor. Biz de arkasından önüne geçmiyoruz. Ayet var ya o o yürken önüne geçmeyiniz Allahu Teala buyurur. E, oldukça sıcak bir yaz günü Arap iklimi tamam. Bir köşeyi dönünce diyor birden İğrenç bir manzara. Bir buzağı, yeni doğmuş bir buzağı ölmüş. O sıcakta da kokuyor. Feci bir koku var. Efendimiz döndü bize dedi ki, şu buzağı ölüsünü kaça alırsınız siz? İlginç bir soru. Biz hayret ettik. Ya Resulallah dedik. Zaten bu buzağı bir şey etmez. Hem de ölüsü para eder mi bunun? Dedi ki, işte siz buraya nasıl bakıyorsunuz? İnanın ki bütün dünya Allah indinde ondan daha değersizdir. Hadis-i şerif. Bunu Riyazu ı Salih'inde okuduğumu hatırlıyorum. Bu dünya içindeki her şeyle birlikte şu anda hiç para etmediğiniz, iğrendiğiniz bu leşten daha değersizdir Allah katında. Şimdi Yunus ne diyor? Bakın işte ahlak-ı Muhammed'i nereden nereye geliyor? Bakın ne diyor? Bu dünya bir lokma, lokmadır, ağızdadır, çiğnenmiş. Bu dünyanın hepsi bu. Çiğnenmişi ne tutmak ha? Sen onu yuttun tut. İşte sen hadi bu dünyanın bütün lezzetlerini bile alsan, senden önce niceleri bu dünyaya neler hükmettirir, hepsi toprak oldular. Ağzıda çiğnenmiş, önceden kullanmış, yenilmiş, tadı bilinen, hiçbir hikmeti kalmayan, deşifre olmuş bir şeyi sen yedin tut. Hepsi senin olsa neye yarayacak? Bütün bir dünya, bütün zinetiyle ve ihtişamıyla nasıl oldu da Yunus Emre'nin gözünde bu hale geldi? İşte ne varsa taptıktadır. Öyle manen emzirdi ki dünyayı ve ahireti ve ölümü, hayatı Yunus izah etmeye başladı. Bunlar anlam kazandı. Hepsi Tapduk Emre'nin sohbeti sayesindedir. Yoksa Yunus on binlerce benzeri gibi dünyaya gelip yaşayacaktı, ölecekti. Bizim haberimiz bile olmayacaktı. Sıradan bir insandı. Yunus'u Yunus yapan, bu hikmetlere ve sırlara vakıf olmasını sağla sağlayan vesile olan kişi meşhur mürşidi Tapduk Emre Hazretleri'dir. Bir ehlullah nazarıdır. Tabii. Allah'ın sevgili Salih bir kuludur Ayette demiyor mu salihlerle olunuz Yunus bunu sırına ayırmış işte Salihlerle olunuz ayet-i kerime